Sevgili Hayatımız Arapça kanalının sevenleri, takipçileri, kardeşlerim, arkadaşlarım, ablalarım, Arapça hikayeyle, Arapça hikaye okumalarıyla Arapçamızı ilerletme, zenginleştirme, geliştirme etkinliğimizin bugünkü bölümünde okuyacağımız kitap Her Ağaca Üç Ağaç. Her bir ağaca üç ağaç başlığını taşıyor. Başlayalım bakalım. Küllü şeceretin biseles. Her bir ağaca üç tane. Üç karşı. Her bir ağaç kesmeye bakın. Çölleşmiş garip Anadolu'muz gibi. Ya yakılmış ya da kesilmiş. Bu kitap çağımızın arkadaşlar El Müstevel Evvel birinci basamak, birinci devre, birinci seviye yani 6 ve 7. yıllar 6 ve 7. yaş Darül Menhel Menhel Kitabevi. Evet. Eğitim serisi bu. Hüde Eşşair yazmış. Müeyyed Nimet de resimlemiş. Başlıyoruz. Kânet. Kânet idi. Ne idi? İhdel kura. Köylerden biri idi. Es-sagîrati. İhde arkadaşlar. Bir demek. Vâhidun. Vâhidetun. Ya da birinde. Küçük köylerin birinde vardı. Ne vardı? Nasıl vardı? İdi. Teka'u düşerdi. Bulunurdu. Veka'a yeka'u mevki. Konum. Küçük köylerin birinin konumu idi. Nasıl? Ala kimmeti cebelin. Ala kimmeti zirvesindeydi. Tepesindeydi. Neyin zirvesinde? Cebelin. Dağın, alin, yüksek bir dağın zirvesindeydi. Yani bir dağ köyü anlayacağınız. Kânet, kâne yekûnü kün, ihdel kura, köylerin biri idi. Es-sayratı, küçük köylerin biri, teka'u düşerdi, yani konumu vardı, bulunurdu. Nerede? Alâ kimmeti cebelin. Kimmetin arkadaşlar, zirve, kimme. Cebelin dağ demek. Nasıl bir dağ? Alin. Yüksek. Nasıl tabi? Tuhitu çevreleyen, ihata eden, ahata yuhitu, bihe köyü ihata eden, köyü kuşatan, el eşcaru ağaçların, nasıl ağaçlar? El kesifetü. Yoğun, çokça ya sık ağaçların kuşattığı ya da sık ağaçların ortasında kalan bir köy. Evet. Sık, yani orman köyü anlayacağınız. Neymiş? Orman köyü. Ve kâne, tabi orman köyü ne olur arkadaşlar? Yeskutu, düşerdi el mataru. Yağmur aziren, yoğun, sık yağmur düşerdi. Sakata yaskutu. Yağmur için arkadaşlar yenzilu kullanılmıyor. Nezere yenzilu inmektir. Burada sakata yaskutu kullanılıyor. Yaskutul mataru aziren. Fetezde diyor tabi artar. İzdede yezdede artıyor. El eşcaru ağaçlar hudraten. Yağmur yağdıkça ağaçların yeşilliği de ne yapıyor? Hudraten artıyordu. Mesela hudravat yeşillikler demek. Hudravat. Başka ne oluyordu? Ve temteliu imtele'e yemteliu temteliu. Ve doluyordu. Mel'en dolu demek. Farig boş demek. Mel'en dolu. Farig boş.
El-ebaru kuyular ve uyunu ve pınarlar, gözler. Aslında aynı şu yüzümüzdeki dış dünyaya açılan penceremize de ayn diyoruz. Topraktan fışkıran, su fışkıran yere de ayn deniyor arkadaşlar. Pınar, ayn. Hani böyle fışkırıyor yerden. Tabii şu anda pek yeni nesil artık ya da şu andaki insanımız pınar göremiyor. Yani sular çekildikçe çekildi. Yani yeryüzünü doğayı hoyrat kullandıkça o da artık yavaş yavaş küsmeye ve tükenmeye doğru gidiyor. Vel uyunu, bakın ve temteli ullu ebaru bi'run, bir kuyu, bi'rani iki kuyu, ebar kuyular. Ebaru Ali mesela, Medine-i Münevvere'den Mekke'ye giderken bir mıntıka var. Ebaru Ali, Ali'nin kuyuları mıntıkası. Vel uyunu da, o da cemi arkadaşlar, çocuklar. Aynun, göz, pınar, aynani, iki göz. Ve uyunun, gözler. Aynun, aynani, uyun. Vavnun eklenmiş. Neyle doluyordu sevgili arkadaşlar? Bilmiyehi. Bakın. Me'un, bu da cem gelmiş. Su. Me'ani, iki su. Miyehun, sularla dolardı diyor. Sularla doluyor. Evet, miye. Miyehul azbe, tatlı sular. Taze sular. Zemzemese, zemzem suyu. Evet. Burada kelimeler var arkadaşlar. Kimmetün, tepe, zirve. Alin nedir? Yüksek. Bakın. Bi'run, kuyu. Eberun, kuyular. Aynun, bakın fışkırıyor yerden böyle sular. Burada da uyunun nedir? Gözler, pınarlar. Tabi şimdiki çocukların çoğu bunları bilmez arkadaşlar. Ancak fıskiyeler görür. Ama benim çocukluğumda ben hatırlıyorum. Bizim köyümüzde böyle fışır fışır su fışkırırdı yani yerde. Biz oynardık, içerdik vesaire. Tertemiz, pırıl pırıl sular. Tabi şu anda nerede kaldı? Burada da işte ağaçları kesen köylüler görüyorsunuz. Bakalım bu sayfada ne diyor? وَكَانَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ وَاَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ şu köyün sahipleri idi. Neydi? يَقْتَعُونَ الْاَشْجَارَ قَطَعَ يَقْتَعُ kesmek. El-eşcere ağaçları keserlerdi. Yani şu köyün, bahsettiğimiz köyün ehli, vatandaşlar ne yapıyordu arkadaşlar? Ne yapıyordu? Ağaçları kesiyordu. Kata'a yakta'u, ikta. Kati'un kesen, maktu'un kesilmiş. El-eşcer de cemi gelmiş. Şeceretun, şecereteni eşcerun. وَيَحْمِلُونَهَا ve taşıyorlardı. Yani neyi taşıyorlardı? Ağaçları. يَحْمِلُونَهَا çünkü köylüler يَحْمِلُ يَحْمِلَانِ يَحْمِلُونَهَا ağaçlara gidiyor. Yani ağaçları taşıyorlardı. Kestikleri ağaçları. اِلَى اَا قَرِيَتِهِمْ köylerine taşıyorlardı. Yani dağdan kestikleri ağaçları ne yapıyorlar? Köylerine taşıyorlar. وَيُقَطِّعُونَ tabi وَيُقَطِّعُونَ ve kesiyorlar جُزُوعَهَ dallarını ve gövdesini اِلَى قِطَعٍ كَب۪يرَةٍ اِلَى قِطَعٍ parçalara كَب۪يرَةٍ büyük parçalara مِنَ الْخَشَب۪ي tahtadan küçükten nedir? Haşap, tahta demek. Ahşap yapılmışsa, tahtadan yapılmış yapılmış. Demek ki ve kâne ehlul tilkel kariyeti
şu köyün sahipleri, sakinleri ne yapıyorlardı? Yakta'une kesiyorlar. Yakta'une kesiyorlar. El eşcar ağaçları kesiyorlardı. Kâne arkadaşlar yardımcı fiil ne yapıyor? Olarak geliyor. Kâne ve kardeşler ve idi, dıdı manası. Mesela yakta'une kesiyorlar. Kâne yakta'une kesiyorlardı. Ve yahmilûne he ve o kestikleri ağaçları taşıyorlardı. İle kariyetihim ile nereye taşıyorlardı? Yahmilu demek ile kariyetihim köylerine. Ve yukatti'une katta yukatti'u takti'i burada fe'ale yufe'ilu tef'il yani hem mübalağa var hem de gayret var hem de çokluk var. Yukatti'une kesiyorlardı cüzû'aha dallarını, gövdesini ne yapıyordu? İle kıta'in kebiretin büyük parçalara neydi? Minel haşebi tahtadan büyük parçalar ya da kütükten işte kütükler. Ondan sonra onu ne yapıyorlar? İşte sedir yapıyorlar, dolap yapıyorlar. Tabi marangozlara götürüp yapıyorlar. Kendileri yapmıyor. Şimdi bakın burada cüz'un gövde, cüz'un gövdeler yani ağacın gövdesi arkadaşlar. Değil mi? Ve kâne ehlül kariyeti köylüler idi. Yerbahune kazanıyorlardı. Mâlen kesiren çokça para, mal. Min bey'il ehşâbi tahta satışından, min bey'i satışından el ehşâbi tahta ağaç satışından ile neccârine marangozlara fil medineti şehirdeki demek ki ve kâne ehlül kariyeti ve kâne ehlül kariyeti ve kâne idi ehlül kariyeti köyün sakinleri yerbahuna rabiha yerbahu marbah marbah kar demek kazanç demek malen malen mal tabi para kefiren çok yani köyün sakinleri köylüler çok para kazanıyorlardı min bey'il ehşabi tahta satışından ağaç satışından ile neccarine marangozlara fil medineti şehirdeki marangozlara satıştan ağaç satışından büyük para kazanıyorlardı. Ellezine öyle marangozlar ki bunu tarif ediyor sevgili arkadaşlar. Kânû idiler yasnaûne üretiyorlardı. Sana yasna üretmek, inşa etmek yani bir sanat eseri ortaya koymak minhe o ağaçlardan efefen cemilen güzel mobilyalar yapıyorlardı. Efefen mobilya demek, eşya demek, cemilen güzel. Kel ne gibi? Kel esirreti yat karyola gibi vel mekaidi ve koltuklar gibi. Evet. Yani demek ki arkadaşlar ve kâne ehlul kariyeti ve kâne idi ehlul kariyeti köylüler yani köyün sakinleri köyün ehli yerbahune kazanıyorlardı mâlen kefiren çokça mal çokça para min bey'il ehşâbi tahta satışından ahşap satışından, ağaç satışından ile neccarine marangozlara neccarun, neccarani, neccarune ile gelmiş neccarine olmuş arkadaşlar. Neredeki marangozlara? Fil medineti. Fil medineti. Şehirdeki marangozlara tahta satışından ne yapıyorlardı? Büyük paralar kazanıyorlardı. Hangi marangozlar? Nasıl marangozlar? Ellezine kânû yapıyorlardı. Yasnaûne yapıyorlardı.
minhe o satın aldıkları ağaçlardan, tahtalardan, ahşaptan yani nedir? Efefen ceminen. Güzel eşyalar, güzel mobilyalar yapıyorlardı. Ne gibi? Ke gibi, bak ke gibi. Kel esirreti vel meka'idi. Kel esirreti serirun, serirani, esirretun. Yataklar gibi, yani karyola tabi. Vel meka'idi, o da mek'adun, mek'adani, meka'id. Mek'adun, oturak yani koltuk. Mek'adani, iki koltuk. Meka'idun, koltuklar. Evet, demek bu şey satışından bunlar elde ediliyor. Bakın burada neccarun, sevgili arkadaşlar. Marangoz, serirun, nedir bu? Yatak, karyola. Ve mek'adun, işte sandalye. Burada bugünkü dersimizi noktalayalım. Hepiniz esen kalın, ilginiz daim olsun, muhabbetimiz bereketli olsun. Sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, bir yeni videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın.